Gaziantep mutfağından soğan kebabı. 1 kilo kebaplık küçük boy soğan. 1 kilo kuzu kıyma. 1 çay kaşığı tuz. Sosu için 2 kaşık nar ekşisi. Yarım limon suyu ve 1 çay kaşığı tuz. Evet. Bu soğanın adı ne? Var mı bir adı? Kebaplık soğan. Şimdi şöyle bakın, ilk almıştık mesela. Bunlar olmadı. Bir daha göstereceğim. Bakın. O olmaz. Aslında bu bile birazcık gibi daha ufak olabilir. Görünce birazcık. Öyle söyledi Belgin abla. Bakın birazcık ne kadar küçük olabilir. Ona rağmen daha da küçük diyor. Çünkü şöyle onun olması lazım. Bravo. Bu da ama olur canım. Olur. Yapalım. Tamam. Kebaplık soğan buluyorsunuz. Bulabildiğiniz en küçüğünü buluyorsunuz. Ama çok lezzetli oluyor. Ama karıştırmayalım. Bir de küçük böyle fındık büyüklüğü. Kıska yok. Soğan o değil. Bu kebaplık soğan. Evet. Yok, bu farklı. Bu aha, çok belli evet oldu. Şimdi bunları kıyma istiyorum. Yaracağız. Aha, bıçak. İki tane tepsi istiyorum. Bir et karıştırmak için, bir de kebabımızı dizmek için. Çalış Nursel, çalış. Bu kıymamız. Evet, tuzu alalım. Bunun birinde karıştıralım, birinde evet yapalım. Evet, öyle yapalım. Şöyle. Ne dedin başka? Tuz ve küçük bir kapta su. Mutfağın çok şirin ama bayıldım. Evet. Harika bir mutfak. Biz de çok seviyoruz gerçekten. Her köşesini çok seviyoruz. Hele şu ahşaba tezgahıma bayılıyorum. Çok bunda çok güzel hamurlar yapıyoruz. Şöyle. Evet, şimdi bunda biraz tuz. Burada ne kadar kıyma var? Burada ne bir kilo. Ne kadar aldırdın? Bir kilo. Bir kilo kuzu bir kere çekilmiş. Mümkünse zırh kıyması. Zırh kıyması, yani bıçakla kesilmiş olması gerekiyor. Biz bir kere çektirdik. Bir bıçak alayım Nursel'cim. Önce soğanları hazırlayayım. Sonra ete geçeyim. Bölerek mi yapacağız? Evet. Biraz geçeceğiz. Aralık kalmayacak mı? Yani birleşik kalması gerekmiyor mu? Şimdi bunların arasına et koyacağım. Böyle böyle dizeceğiz. Sen meğerse şöyle iki aydır İstanbul'daymışsın. Evet. Çok tesadüfen öğrendik biz. Kızın doğum yaptığı için anne olarak onun yanına gelmişsin. Evet. Nasıl ayrılacaksın torundan? Hiç demem. Böyle çok değişik geliyor bana ya. Böyle insanları izliyorum, torunlarını çok seviyorlar. Neden yani acaba torun bu kadar seviyor? Yani muhteşem bir sevgi. Evet. Yani inanılmaz. Evet. Yok böyle bir sevgi, yani tarifi yok. Az önce işte böyle mutfağımızı toplarken bana Belgin abla torununu gösterdi. Pertev abi onun kulağına ismini okumuş. Ezan okudu, ismini koydu. Ağlıyor bu arada okurken. Çok duygulandı, evet. Evet. İsim koyarken çok duygulandı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Kızım senin adın Zeynep İdil. Kızım senin adın Zeynep İdil. Kızım senin adın Zeynep İdil. Allah analı babalı. Allah analı babalı büyütsün. Şimdi sen kesmeye devam ediyorsan. Evet, ediyorum. Ben kıymaya geçeyim. Yoğuracaksın. Aha. Tamam. Bunlar böyle koyarken ayırmamaya evet, çalışalım. Evet, aynen. Eşlerini bulmamız gerekiyor. Aha. Gel gel Pertev abim. Sen nasıl ağlamışsın ya ben torunu alınca. Aslında çok ağlayan bir insan değil. Yani. Ama bu da işim yok. Bu beni ağlamaz zanneder. Ay çok acayip bir şey söyledim. Ben ağlarım da işim görmez. O beni ağlamaz zanneder. Bir şey ama diyeceğim, hiç Belgin abla için ağladın mı? Yani çok şey için benim ağlamışımdır ama göstermem. Hayır, böyle bitmese küstünüz. Ya siz küsüyor musunuz mesela? Biz niye gençler bu kadar küsüyoruz, ayrılıyoruz? Ne oluyor bize? Küsmek, barışmak evliliği biraz daha yapılandırır. Hakikaten ya soruyorum. Evet, gerçekten küsüyor. Kavga tabii ediyor musunuz böyle? Çok. Çok. Süper. Laf kavgası her evde olduğu gibi bizde de oluyor. Bu tarz olmaz. Bak şey ama yok. Maşallah diyerek söyleyelim. 30 kaçtı? 7. 37 yıllık evliler. Evet. Maşallah. Şimdi biz buna sosu şimdi mi dökecektik? Hayır. Sonra fırını ısıtacağım. Evet, değil mi? Fırını ısıtalım. Tamam. Kaç dereceye ne yapalım? 200.
muhteşem kebabımız ne kadar kalacak fırında? Gel koyalım. Yarım saat kalacak. Sonra çıkaracağız. Üzerine güzel nar ekşili. Sos dökeceğiz. Bir sos dökeceğiz. Bir 15 dakikada öyle tekrar fırına süreceğiz. Evet, tamam. Ben sana bir kahve yaparım. Bir etrafı toplarken. Süper olur.